bünyesindeki engelli eğitim üstünde faaliyetimiz içerisinde bu konuyla ilgili olarak çevreyi konuya daha duyarlı hale getirmek adına programlar düzenledik. Neden engelli olunur diye düşündüğünüz zaman karşımıza şu veriler çıkmaktadır. Doğumdan ve kaynaklanan genetik bozuklukların getirmiş olduğu engellilik, hamilelik sürecinde annenin sağlık sorunu yaşamasıyla tezahür eden engellilik, doğumdan sonra geçirilen ateşli hastalıklar nedeniyle hayat boyu kalıcı olan engellilik gerçekleri vardır. Şu anki Türkiye'nin %12'si engelli konumdadır. Bu yaklaşık 8,5 milyon kişiye tekabül etmektedir. Bu engelli kategorilerinde en çok karşımıza çıkan işitme engelli, görme engelli, konuşma engelli, zihinsel, ortopedik ve süren engelliliktir. Engelliler normal bir hayat yaşaması toplumun daha duyarlı olmasıyla ilgilidir. Bu vesileyle rehabilitasyon merkezinin düzenlemiş olduğu bu programa katıldığınız için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kimileri 7, kimileri 17, kimileri 27 yaşında. Onlar taptaze, hayatın henüz baharında. Yaşama, geleceğe bir hazırlık var burada. Toplum olarak buruk yanımız, kanayan yaramız, yürek acımız, tüm varlıklarıyla onlar canlarımız, engelli çocuklarımız. Engelli yavrularımıza sahip çıkan tüm bilgeleri yüreklere merhaba. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Özgünay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emine Öner'i davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Milliyetim Müdürüm, Şube Müdürüm, değerli arkadaşlarım, değerli devletler. 3 Aralık Dünya Özürler Günü kapsamında düzenlemiş olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin kıymetli zamanını almamak için konuşmamı oldukça kısa tutacağım. Özgürlük Özel Eğitimler Rehabilitasyon Merkezi olarak 2009 yılından beri Karapınar'da 5 programda hizmet vermekteyiz. Hizmetimiz özel eğitim ve rehabilitasyon olmak üzere iki kadrolarla devam etmektedir. Öncelikle hedefimiz özürlü bireylerin engelsiz bir hayat yaşamasıdır. Gurur duyarak söylemem gerekir ki eğitim hizmetlerinin önemli bir kısmında yer almaktayız. Çok geniş bir yelpazeye dağılmış olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini Karapınar'da yürütmekten bir Karapınar'la olarak onur duymaktayız. Her alanda onların gelişimine, işbirliğine içerisinde olmalı ve bu çocuklarımızı desteklemeliyiz. Unutmamız gerekir ki hepimiz birer özürlü adayız. Konuşmamı burada sonlandırırken hepinize teşekkür ederim. Gül çocuk, seni fark etmeyen yüreklere, seni küçümseyen bakışlara, sana el kaldıran ellere gül. Gül çocuk, seni hayattan soğutan sözlere, sesini duymak istemeyen kulaklara, seni öpmeyen dudaklara gül. Gül çocuk, seni anlamak istemeyen beyinlere, sevgini görmeyen yüreklere, seni yok sayan insanlara gül. Şimdi sıkart gözlerini tutmak. Thank you.
Atmana içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Ağlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsen bile, bırakıp gitme sakın beni. Ağlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsen İçinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Masızım küçük.
sus gözlerini, bakma ihanete. Bu mevsim yağmursa bir sonrası yaz. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu kahırdan günler. Çocuğum düşünme, birazcık yalan. Aşk için söylenen şeyler. Bir sabah uyanınca farklı olur tüm dünya. Bir insan suretinde tanıdık biz sevdayı. Aşk tanrının armağanı. Geri çevrilmez bu acı, hep asildir. Her zaman kaybeden gider. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu ateşten günler. Benim de kırmızı bisikletim olsun, çıngıralı çın çın ötsün. Babam arkamdan tutsun, öğretsin. Düşmeyin, senin de için acır. Gökyüzünde uçurtmamla ben de uçmak isterim. Bakma kalkamadığıma. Şimdi Mustafa Koru konuşmasını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Sayın Pelin Hanım, Sayın Sayın Komutanım, Sayın Emri Yıldırım, Sayın Emri Yıldırım, Sayın Şöyde Yıldırım, Daire Hanımlarım, Sayın Öğretmenlerimiz, Öğrenci Birliğlerimiz, hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir etkinlikte bana bu konuşma fırsatını veren özel Erk ve Rahatlıkası Merkezi Sayın Müdürü Enbiya Erbil'e hocam ve kadrosuna, onun kadrosuna teşekkürü borç bilir. Kendilerine saygılarımı sunarım. Karapınar'da önemli bir hizmeti yerine getirdiklerinden dolayı da kendilerine müteşekkir ederiz. Ben şahsen engelli bir öğrenci velisi olarak 8 yıl Karapınar'dan Konya'ya çocuğumu götürdüm, getirdim ve özel Erdüler Rehabilitasyon Merkezi sayesinde Konya'ya gidip gelmekten kurtuldum. Onlara çok teşekkür ederiz. Bugün tüm dünyada 3 Aralık Engelliler Günü, toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlı olmalarını sağlamak için her yerde çeşitli etkinliklerle kutlamalar düzenleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya nüfusunda 500 milyon engelli yaşıyor. Türkiye'de ise nüfusun 12,29'u, yani 8,5 milyon kişi engelli. Erkeklerde bu oran %11,10 iken kadınlarda ise %13,45'tir. Engellilerin herkes gibi 365 gün yaşadığı gerçeğini görmezden gelerek sadece bir gün için gazete, TV ve kamuoyunda gündeme getirilmemeli. Bu yetersiz. Engellilik insanlığın ortak sorunu olduğundan Engelliler Günü yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanmaktadır. Engellilerin sorunları, topluma kazandırılmaları konularında yayınlar, toplantılar ve seminerler düzenlenir. Engellilere yardım
yardımcı olma bilinci aşılanmaya çalışılır. Engelli durumuna düşmemek için iş güvenliği önlemleri anlatılır. Engellilerde yaşam verme sürdürmek için çalışmak ve gelir sağlamak zorundadırlar. Çünkü çalışmak yaşamı güzelleştirir, insanı mutlu eder, huzur verir. Engellilere acımak, onlara bakarak duygulanmak soruna çözüm getirmez. Engellilerin de yapabileceği işler vardır. Onlara yardımcı olmak, adına çalışabilecekleri alanlarda işlemek gerekir. Toplumun her alanında engellilere saygı göstermek, onları da toplumun bir ferdi olarak kabul edip dışlamamak gerekir. Yasalarımız her 100 işçi çalıştıran iş yerinin 2 engelli işçi çalıştırması zorunluluğunu getirmiştir. Bütün ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da engelliler korunur. Örneğin ülkemizde çalışan engelliler gelir vergisini indirimli olarak öderler. Hareketlerini kolaylaştırmak için yurt dışından gelen araç ve gereçlere gümrük vergisi ödemezler. Çalışan engelliler isterlerse erken emekli olabilirler. Belli toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılır. Hiçbir engelliliği bilerek ve isteyerek olmadığını unutmayalım. Her normal insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Günlük yaşantımızda engellilere her konuda yardımcı olalım. Toplu taşıma araçlarında onlara yer verelim. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki engellilik sayfalar dolusu, kitaplar dolusu anlatmakla anlaşılmaz, yaşanırsa anlaşılır. Allah hiç kimseye engelli nasip etmesin. Hepinizi en derin ve sevgi ve saygılarımla selamlarım. Bilir misin? Benimle konuştuğunda, beni okşadığında ne kadar mutlu olduğumu. Bendeki heyecanlı, uçmayı yeni öğrenen kuş yavrusunun kanat çırpışları gibi. Kalbinin çarpmasını bilir misin? Anne, ben de çocuğum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Özgüner Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Psikolojik Danışmanlar Rehberi Burhan Karca'yı davet etmek istiyorum. Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli aileler. Bildiğiniz gibi 3 Aralık Dünya Özürler Günü kapsamında burada toplanmış bulunmaktayız. Daha önce de rakamların verildiği gibi Türkiye'de yaklaşık olarak 8 milyon engelli vatandaşımızın bulunduğu söylenmektedir. Bu dünya üzerinde bulunan birçok ülke nüfusundan daha fazla bir rakam olmakla beraber aslında Türkiye engelli kişilere yönelik sürdürdüğü hem eğitim hem de sosyal yardım konusu bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Örnek verecek olursak daha önce şu anda dünyada en gelişmiş topluluklar arasında gösterilen Avrupa'da özellikle şizofren hastaları çeşitli vasıtalarla iyileştirilmek amacıyla işkencelere maruz bırakılıp örneğin içine şeytan girmiş diye düşünülerek işkenceler vasıtasıyla öldürülürken Türkiye hem geçmişinde hem de bugününde engelli ve özürlü bireylere daha farklı yaklaşımlar göstermiş, daha saygılı olarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlamaya amaçlamıştır. Yaklaşık olarak 5 yıldır Karapınar'da psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev yapmaktaydı. Bu süreç içerisinde birçok araştırma bulundu. Ama Türkiye'nin farklı noktalarında ve Karapınar'da gördüğüm temel nedenlerden bahsedecek olursak daha önce Sayın Milli Eğitim Müdürü'nde bahsettiği gibi engelli bireyleri anlamak istiyorsak önce onların neden engelli olduğu, nasıl tanılanması gerektiği ve bu konudan neler yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu bakımdan kısaca bahsedecek olursak engelli bireyler doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası olmak üzere 3 ana nedenden dolayı engele sahip oluyor. Doğum öncesinde genetik problemler, hamilelik sürecinde yanlış ilaç kullanımı, alkol ve sigara bağımlılığı,